Neolitik devrim, insanın ilk 2 milyon yılını neredeyse hiç bilmiyoruz. Antropologlar 10-12 bin yıl önce başlayan tarım devrimi veya Neolitik çağa kadar insanların avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kaldığına inanıyor. Zaman içinde Mezopotamya'daki topluluklar buğday, arpa, çavdar gibi bitkileri evcilleştirmeyi, onları kendileri ekip biçmeye başardılar. Neredeyse eş zamanlı olarak Çin'de de insanlar tarımı keşfettiler. Onlar da işe pirinç tarımıyla başladılar. Bu kadar insan bir aradayken sorunların olması kaçınılmaz. Komşuların çocukları arasında aşk olur, kavga olur, diğerinin köpeği bir başka komşuya zarar verir, kimin tarlasının nerede başlayıp nerede bittiği konusunda kavga çıkar. Artık bir güvenlik ihtiyacı vardı. Savaş denen insana özgü olan bu davranış tarım devriminin ortaya çıkardığı bir yenilikti. Ticaret mesleği doğmadan önce ikili takas ekonomisi olduğunu biliyoruz. Tüccarın işi üretmek değil, üretileni almak ve satmak. Mesela o zamanlar ki paraya mal para diyoruz, karşılığında belli bir miktar ticareti yapılabilir mal veya ürün garanti edilen para yani. Hem geometri hem aritmetikte herkesin üzerinde uzlaşabileceği, herkese aynı şeyi ifade edecek ölçü birimlerine ihtiyaç vardı. Uzunluk, ağırlık, hacim ve alanlar için. İnsanlığa ilahi hitabın kutsal kitaplardan sadece İncil ve Kur'an'ın tarihi yolculuğunu biliyoruz. Arkeolojik buluntularımıza göre ilk organize bir dine ilişkin yazılı metinler M.Ö. 3000-2000 yıllarına yani bugünden 4-5 bin yıl öncesine ait. Siyaset bilimciler bir minik köyden koca devlete varan yolda kademeli bir gelişmenin varlığından söz ediyor. Burada insan ister istemez düşünüyor, devlet göçer topluluklarda yok muydu diye. Vergi, ilk icat edildiği günden bugüne dek hiçbir zaman halkın gönüllü ödediği bir şey olmadı. Vergi hep zorla toplandı. Bugün de öyle toplanıyor. Devlet olunca, kralın bizzat ülkenin dört bir yanında kuralları uygulaması söz konusu olamayacağına göre kurallar hem herkesin bilebileceği bir hale getirildi, hem de bu kuralların mümkün olduğunca herkese eşit uygulanması sağlanmak istendi. Savaş tarihin başından beri bir ekonomik faaliyet. Romalılar sadece tarımın veya sadece savaşın değil, bu ikisiyle birlikte ticaretin de büyük bir birikime yardımcı olduğunun farkındaydı. İsmet Berkan'ın Kısa Uygarlık Tarihi'nde ilk iki bölümü işledik. Ben size kendi düşüncelerimi ekleyerek bir özet sundum. Tavsiyem okumanız.